Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok muhterem dostlar, kıymetli büyüklerim, muhterem hocalarım, bu güzel şehrin, bu güzel memleketin aşkın meydanını şehrin kalbine kurmuş aşk armağanı Konya'nın güzel insanları, çok saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, aziz kardeşlerim, hepinizi şu mübarek Muharrem ayının ilk gecesinde, biliyorsunuz Hicri takvimde gece önce gelir, gündüz sonra gelir. Bugün Muharrem'in birinci gecesi, yarın Muharrem'in birinci günü olacak. Muharrem'in ilk gecesinde, bir Hicri yılbaşı gecesinde hepinizi en kalbi selamlarımla, muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, affı, afiyeti hepimizin üzerine olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, davet eden kıymetli kardeşimiz Konya'mıza teşrif ettiler, Konya'mıza şeref verdiler dedi ama ben bilirim ki o laflar usuldendir. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh halife seçildiğinde kendisi için sahabenin şehadetini duyunca o mübarek buyurmuş ki, Ya Rabbi ben beni biliyorum, sen beni benden daha iyi biliyorsun. Dolayısıyla ben beni biliyorum, Konya'ya benim gibi bir günahkar, bir aciz değil, şeref vermek, şeref getirmek ancak Konya'dan şeref alınır ve şerefle gidilir. Merv'den Mevlana Celaleddin Rumi'yi ailesiyle çekmiş, getirmiş mıknatıs gibi bir şehre ben ne getirebilirim ki? Hele hele çok muhterem hafızlık birincimiz, hocamızın okuduğu Kur'an-ı Kerim ve muhterem İmam Hatip Lisemizin müdürü Mehmet Emin hocamızın okuduğu ruhlarımızı Medine'ye doğru uçuran o güzel ezan-ı Muhammediyesinin ardından ben sadece yine Mevlana lisanıyla derim ki, ağlarım, ağlatamam, hissederim, söyleyemem, dili yok kalbimin, bilsen bundan ne kadar bizarım. Aziz kardeşlerim, can dostlarım, hicreti konuşmak, Resulullah Aleyhisselam'ın adımlarına adımlarını katmış, kimi Resulullah'tan önce yola çıkmış, Peygamberimizden önce hicret etmiş, kimi Resulullah'la hicret etmiş, kimi de Resulullah'tan sonraya kalmış. Bir hicret gecesi olsun dedi arkadaşlar. Ben de okuduklarımı, anladıklarımı siz güzel kardeşlerimle bu güzel mekanda, bu güzel Mevlana Kültür Merkezimizde arz etmeye çalışacağım. Allah'ım, dilimdeki bağı çöz ya Rabbi. Bana hakkı, hakikati konuşmayı ve yaşamayı nasip eyle. Allah'ım, buradaki şu anda bizimle beraber olan bu güzel şehrin, bu güzel insanlarına benim gibi lar ve erken, kırık dökük cümlelerle hicreti konuşmaya çalışacak, hayatının hiçbir yerinde hicret edememiş bir adama bu işi vermişler. Allah'ım benim eksikliğime bakmadan şu kardeşlerime Hazreti Muhammed Mustafa'nın
hatırına geldiler. Sallallahu aleyhi ve sellemin şanına geldiler. Ya Rabbi, bu kardeşlerim Resulullah konuşulacak diye geldiler. Allah'ım, ne olur bu kardeşlerime bu gece anlatılanlardan hicreti anlamayı ve hayatımızı kötüden iyiye doğru bir hicret olmasını nasip eyle ya Rabbi. Programda emeği olan bütün kardeşlerime, başta davet eden çok kıymetli Enderun Vakfımıza, çok değerli belediyemizin bütün yetkililerine, muhterem başkanımıza, yerel basınımızın çok değerli temsilcilerine, güvenliğimizi sağlayan güvenlik kuvvetlerimize ve buraya kadar gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizi bu güzel salonda binlerce insan gelmişler ve bir hicret gecesinde, bugün yılbaşıdır, 1430'a giriyoruz. Resulullah Aleyhisselam'ın dünyadan göçtüğü 1419 sene olmuş. Yani 1430, hicretinin 1430. yılı. Konuşurken sizin şu topluluğunuzu görünce, doğrusu bana hocam büyük salonda program yapılacak dediklerinde arkadaşlarım da şahit ki ben biraz tereddüt etmiştim. Acaba program nasıl olacak? Kardeşlerimiz iştirak edecekler mi diye. Sizler Hazreti Peygamber sevdasıyla, Resulullah aşkıyla Hazreti Peygamber'in bu güzel akşamında, hicretinin anlatılacağı güzel akşamda yine size yakışanı yaptınız. Yüreğinde Mevlana yetiştirmiş, hatta yetiştirmekle kalmamış bir tane de bizim Kayseri'mize Seyyid Burhaneddin Gazi'yi hediye etmiş. Sadreddin Konevi'leri yüreğinde saklanmış, bana siyeri sevdiren adam, benim siyer yollarına düşmen Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hayat atlasının içerisinde gezmeyi bana sevdiren ilk adam, rahmetli Ali Ulvi Kurucu Hocam, mekanı cennet olsun, o da sizin hemşehrinizdi, Konyalıydı. Ve Tahir Büyükörükçü Hocam, çocukluğumuzda gripin gibi, aspirin gibi evlerimizde sohbetleri bulunurdu. Baş ağrısına, diş ağrısına, her şeye deva idi. Hoş sohbetliydi. Rabbim sıhhat, afiyet ihsan eylesin. Cenab-ı Hak öyle güzel alimleri başımızdan eksik etmesin. Ve Zeki Soyak hocalarımız, muhterem büyüklerimiz, Konya bu yönden zengin, bereketli yer. Kimler gelmemiş ki? Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri, mekanı cennet olsun. Rabbim şefaatlerinden ayırmasın o güzelleri. Nice güzeller gelmiş geçmiş ve siz bir kez daha bu sefer bahtınıza ne o adlarını duyduğunuzda yüreğinizi titreten o güzel alimler kaldı geriye, ne de onların atını sürecek adamlar kaldı. Çok az kaldılar. İşin kalpazanlarını bulduk biz de. Bu işin hani paraya benzeyen kağıt parçaları. Size hicreti anlatma bana kalmış. Bu da sizin bahtsızlığınız. Ama sizin bu topluluğunuz bana Kevser suresini hatırlattı. İnne a'tayna kel Kevser. Biz sana Kevser'i verdik ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kevser, tefsirlere baktığımızda 10-15 tane karşılığı var. Yorum yapmış alimler. Kevser, ümmeti Muhammed'in tamamı demişler. Kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanlar Kevser'dir. Ey Muhammed, biz sana büyük bir ümmet verdik. Bir başka rivayette İslam alimleri, müfessirlerimiz, Kevser cennette bir havuzdur demişler. Bir havuzun adı. En çok bunu rivayet etmişler. Biz sana cennetin havuzunu verdik. Kevser bir rivayete göre Hazreti
Fatıma-tü Zehra imiş. Biz sana Fatıma'yı verdik, soyun onunla devam edecek. Fesalli Rabbike velhar. Öyleyse artık Rabbin için namaz kıl, kurban kes. İnne şani'eke huvel ebter. Muhakkak ki senin şanın yücedir. Ebter olanlar onlardır ey Muhammed. Bu surenin gelişi çok ilginç. Resulullah Aleyhisselam'a çeşitli hakarette bulundular. Dediler ki, yalancısın. Haşa, yalan konuşuyorsun ey Muhammed dediler. Resulullah'ın yalan söylemediğini herkes adı gibi biliyordu. O söyleyenler de inanmıyordu söylediklerine. Ama laf olsun diye söylüyorlardı. Hazreti Peygamber bu iftiradan dolayı çok üzülmedi. Söylediler, Resulullah güldü geçti. Şairsin dediler. Peygamber Efendimiz güldü geçti. Yemen taraflarından cinci muskacı adamlar buldular. Getirdiler, Peygamberimizi tedavi ettirecekler. Cin uzmanı bir adam, muskacı bir adam, büyücü, sihirci bir adam. Sana cinler musallat oldu, aklını yitirdin ey Muhammed dediler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Adam Peygamberimizi tedavi etmek için güya Resulullah'la konuşmaya başlayınca adam Resulullah'ın huzurundan kalktı, bana delirdi diye getirdikleri insan yeryüzünde tanıdığım en akıllı insandır. Asıl deli beni buraya getirenlermiş ya Muhammed diyecek, sessizce çekip gidecek adam köyüne. Buna da üzülmedi Peygamberimiz. Resulullah Aleyhisselam'a nice abuk subuk iftiralarda bulundular. Allah Resulü'nün hızını kesemediler. Bir gün As bin Mail, ikinci gün Ebu Cehil, üçüncü gün Ümeyye bin Halef, dördüncü gün Ebu Leheb. Bir rivayete göre farklı zamanlarda, bir rivayete göre peş peşe günlerde bunlar bir akıl buldular. Ey Muhammed dediler, sen soysuzsun, haşa, soyun kesin. Bak, iki tane oğlun oldu, ikisi de öldü. Adını anan olmayacak ya Muhammed. 50-60 sene sonra seni hatırlayan bile olmayacak dediler. O zamanki Arap anlayışında, Arap kültüründe, İslam öncesi cahiliye kültüründe soy erkekten devam eder. Kadından soy devam etmez. Kadını adam yerine koymazlardı. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bu sözü duyduğunda çok üzüldü. Gerçekten iki oğlu ölmüştü. Kasım ve Abdullah veya Tahir de diyorlar. İki oğlu ölmüştü Resulullah'ın çocuk yaşta. Soyun kesik, neslin devam etmeyecek ey Muhammed. Sözü Resulullah'ın moralini bozunca kafirler hemen fırsat bulmuş gibi ertesi gün öbür vardı Kabe'nin meydanında. 50-60 sene sonra adının anlamı olmayacak ey Muhammed. Sen soyu kesiksin dedi. Dördüncü gününde Ebu Leheb amcası, bizzat Resulullah'ın amcası, Hazreti Peygamber'e sen ebtersin dediğinde Resulullah'ın gözleri doldu, o meclise dalaşmadan, bulaşmadan, Müslümanlar ezilmesin, işkence görmesin diye sessizce ayrıldı. Ama yüreği kanamıştı Resulullah'ın, gönlü acımıştı. İçini adeta can kırıklarıyla çizmişlerdi Resulullah'ın. Efendimiz de bir insandı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ağlayan, gülen, acıyan, bir garip gördüğünde bakarken gözleri yaşaran merhametli biriydi Resulullah Aleyhisselam. Efendimiz bu hakaretler incitmişti Peygamberimizi. Allah Resulullah'ın gözlerinin dolmasına dayanamadı. Resulullah'a Kabe'nin meydanında Hazreti Peygamber'i incitecek, üzecek, küçük düşürecek, hakaretle ezecekler, üzecekler. Bu söze Allah müdahale etti. Semalardan Kevser suresini gönderdi. İnne şani'eke huvel ebter. Ey Muhammed, sen şan-ı yüce birisin. Onların lafına mı aldırıyorsun? Hani tarifte demişti ya, Allah'ım sen bana küsmemişsen, sen bana darılmamışsan,
sen bana kırılmamışsan şu başıma gelenlerden dolayı üzgün değilim. Allah da مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى Allah sana küsmedi, darılmadı ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kevser suresi, Resulullah'ın yalnız olmadığını, Hazreti Peygamber'in iki tane Ebu Leheb'in adıyla, iki tane Ebu Leheb'in iftirasıyla, iki tane Ebu Leheb'in sözüyle yalnızlaştırılamayacağını Allah semalardan müdahale etti. Kevser suresini gönderdi. Şimdi ben şu Konya'mızda, bugün 28 Aralık, hicretin birinci günü, 1430 yılının hicretin birinci günü, Resulullah'ı Medine'de bekleyenler de bu kadar yoktular. Ben sizi görünce aklıma Kevser suresi geldi. Siz Allah'ın canlanmış Kevser surelerisiniz. Hazreti Allah'ın Ebu Leheb'lere verdiği cevap, inne şani'eke huvel ebter. Ey Muhammed, senin şanın yücedir. Ebter olan onlardır. Soysuz olan onlardır. Unutulacak olan onlardır. Sen unutulmayacaksın ya Muhammed. Allah'ın bu sözü canlandı ve yollara düştü. Konya yollarında geldiniz bir salona. İnne şani'eke huvel ebterin. 1430 yıl sonra bir ayetin Resulullah'a gösterilecek Mevlana Kültür Merkezi'ndeki fotoğrafı sensin. İşte Hazreti Peygamber'e ya Resulallah efendim ey canım efendim Asbin Mâil Amr İbn-i As'ın babası As bin Mâil sana o sözü söylediğinde ben yoktum ya Muhammed. Seni 60 yıl sonra kimse hatırlamayacak. Adın bile unutulacak ya Muhammed dediklerinde. Biz yoktuk ya Muhammed. Çok sonra duyduk bunları ey Allah'ın Resulü. İşte duyar duymaz da koştuk salonlara. Yalan söylüyorsunuz ey Ebu Lehebler. Hazreti Muhammed yalnız değildir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yalnız değildir. Buradayız ya Resulallah. Sana Tahir mi lazım? İçimizde Tahirler var. Senin küçük yaşta ölen Tahir'ine benzemez belki. Ya Resulallah, senin Kasım'ın göçüp gitmişti dünyadan. 2 yaşında vefat ettiğinde Hatice'ye sarılıp ağlamıştın. Annem Hatice'ye sarılıp ağlamıştın. Hüzünlenmiştin. Allah sana sanki Sırat Köprüsü'nü dünyada geçirttiriyordu. 7 evladın 6'sını ellerinle toprağa verdin. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, evlat acısı nedir? Baba acısı nedir? Ana acısı nedir? Hepsini gördün. En sevdiğin arkadaşların Mus'ab bin Umeyr mi arıyorsun ya Resulallah? 1430 yıl sonra az önce salonda kucağıma bir çocuk geldi, 3-4 yaşlarında. Adın ne dedim? Mus'ab dedi. Aklıma Umeyr'in oğlu Mus'ab geldi. Abdüddar oğullarının o efendisi. Hani şu Hunnas'ın oğlu var ya, Mekke'de saçları omuzlarına kadar dökülen, en pahalı elbiseleri giyen Mus'ab bin Umeyr. Peygamberden önce hicret yoluna düşmüş kahraman. Önce nübüvvetin 5. yılında Habeşistan'a gitmiş, Etiyopya'ya. Mus'ab bin Umeyr gencecik ömrüne 38-39 yaşlarında Uhud'da şehit edilecek. Uhud'daki şehadetine kadar gencecik ömrüne ne yollar sığdırmış Mus'ab bin Umeyr. Efendim, Hazreti Mus'ab, sana Mus'ab mı lazım ya Resulallah? Sen mutlu olursun diye, sevinirsin diye. Bak, Müslümanlar çocuklarına Mus'ab diyorlar. Medine yollarında yürüyecek Mus'ablar bitmesin diye. Ya Resulallah, sen sevinirsin, sen mutlu olursun diye. Biz hala çocuklarımıza Fatıma deriz. Bir hicret gecesindeyiz. Resulullah biraz sonra yola çıkacak. Ama hicretin öncesi vardı. Mesela
Habeşistan'a hicret, Habeşistan yolculuğu, nübüvvetin 5. senesi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Mekke daralınca, Mekke sıkıştırınca, Mekke işkencesini, hakaretini arttırınca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce adaletli bir kralın ülkesine gönderdi arkadaşlarını. Hristiyan bir adam Ashamen'in yurduna, Etiyopya'ya gönderdi. Hazreti Nebi, gidenlerin arasında kimler yok ki? Musab bin Umeyr var mesela. Osman bin Mazun, Medine'de vefat edecek ilk muhacir. O var mesela. Hazreti Peygamber'in kendi öz kızı Rukiye annem, Hazreti Osman'ın karısı, eşi Osman'la beraber Osman bin Affan radıyallahu anh, hicretin yolcuları. Daha peygamberliğin 5. yılında kıtalar ötesine yollamış Resulullah evladını. Rukiye çileli bir kızdı. Muhacir, çileli yollarda giden kız. Hazreti Peygamber'in 22 yaşında Bedir Savaşı'nın dönüşünde Medine'de vefat edecek kız. Hazreti Rukiye gitmiş Habeşistan'a. Peygamber Efendimiz onun çileli hayatına hep arkasından hüzünle bakmış. Kız kardeşiyle beraber Ebu Leheb'in oğullarında nikahlıydı. Doğrusu nişanlıydı. Nikahlı diyenler var ama o zayıf bir rivayet. En kuvvetli muhtemel nişanlıydı Peygamberimizin iki kızı. Müşriklerle evlenmek haram değildi henüz. Hazreti Ayşe de mesela Peygamber Efendimiz'den önce Cübeyr bin Mutkim'in nişanlısıydı. Hani şu Hazreti Ayşe'ye çocuk yaşta Resulullah'la evlendi diye söyleyenler var ya, siz o sözlere çok itibar etmeyin. Hazreti Ayşe normal o günün Arap geleneklerine göre nişanlanmış genç bir nişanlı kızdı. Bir başka rivayette dil gramercileri diyorlar ki o günkü adetlerde mesela Ayşe annemize 7 yaşındaydı, 9 yaşındaydı diyenler kızların yaşı buluğ çağından sonra hesaplanırdı. Dolayısıyla Hazreti Ayşe buluğ çağından sonraki yaşı 7'dir diyenler daha doğru söylüyorlar. Zira Ayşe önceden nişanlıdır Peygamberimizden önce. Cübeyr'in o Mutim'in oğlu Cübeyr dedi, o Müslümanlığı kabul etmeyince Allah müşriklerle evlenmeyi yasaklayınca Cübeyr ben bir kadın için dinimi değiştirmem dedi, putperestlikte inat etti. Ve Hazreti Ebubekir Efendimiz de kızını ondan ayırmış oldu. Resulullah'ın kızı da Ebu Leheb'in iki oğlundaydı. Utbe ve Uteybe ya da Uteybe ve Muatteb. Hazreti Peygamber Efendimiz'e Leheb suresi geldiğinde, Tebbet suresi geldiğinde Hazreti Peygamber'in kızları doğulmuştu. Muhacir kız. Sonra Hazreti Osman onunla evlenecek. Resulullah'ı rahatlatmak, mutlu etmek, Efendimiz'in üzerinden ağır bir yükü kaldırmak için dostluk neler yaptırırmış adama. Hazreti Osman'ı normalde kendi haline bıraksanız acından ölse kimseden bırakın kız istemeyi, ekmek isteyecek kadar cesareti yoktur. Osman utangaç biridir. Ama gelmiş Resulullah Aleyhisselam'ın iki kızı kovuldu, ağlıyor peygamberin evinde diye. Resulullah Aleyhisselam onları teselli etmek için nice günler birini bir dizine yatırmış, birini bir dizine yatırmış, yavrularını teselli ediyordu. Tebbet suresinin bedelini, Tebbet suresinin kefaretini peygamberin iki kızı ödüyordu. Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil, yılan dilli bir karı. Demek sizin Rabbiniz Kur'an'da bizi cehennemde odun taşıttırıyor öyle mi diyecek ve Resulullah'ın kızlarını kovacak. Hazreti Peygamber de üzülecek, incinecek ama gör takdirin işleri. Hazreti Osman gelmiş Resulullah'tan kızını istiyor. Hazreti Osman zengin bir adam, Erva'nın oğlu. Erva kadın Peygamber Efendimiz'in halasının kızı, Beyza'nın kızı. Erva ilk Müslümanlardan. Hani şu İslam tarihinde Hazreti Ömer 40. Müslüman diyor ya hocalarımız. Siz bunu diyen hocalara bundan sonra itiraz edin hanım ablalar. Bir daha bir yerde size Hazreti Ömer 40.
40. Müslümandı, Hazreti Hamza 39. Müslümandı derlerse, hanımlar hakkınızı savunun ve itiraz edin. Hazreti Ömer'den önce Müslüman olmuş 23 tane kadın vardır. O 40, Hazreti Ömer'in erkeklerden 40. erkek Müslümandır. Hazreti Ömer yarışta geçmiş, mesela Hatice'den sonra Müslüman olan bir Ümmü Fadıl vardı. Hazreti Abbas'ın karısı, Abbas'tan önce Müslüman olmuş. Mesela bir Ehliye vardı, Ebu Bekir eli yetişecek ona radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in eli olmasaydı, Allah'ın veren eli. Hazreti Ebu Bekir'in o mübarek eli uzanmasaydı, Mekke'de nice zavallılar işkenceden öldürülecekti. Mesela hicrette göreceğiz biraz sonra Amir İbn-i Füheyre, Resulullah'ın bir adım gerisinde peygamberle hicret eden çocuk. Füheyre'nin oğlu Amir radıyallahu anh. Hazreti Peygamber'in arkadaşlarından Hazreti Ömer erkeklerin 40.sıdır. Ne kadınlar gelmiş geçmiş Hazreti Ömer'e kadar. Lübeyne var mesela, Hazreti Ömer'in döve döve ağzını burnunu dağıttığı zavallı köle kız. Mekke'nin fethinde Hazreti Ömer oturmuş bunun için ağlamış. Mekke'nin fethinde oturmuş üngür üngür ağlamış. Lübeyne demiş, neredesin? Niye ağlıyorsun ya Ömer dediklerinde? Şura demiş, benim evimin olduğu yerdi. Burada ben bir Müslüman kızı dövmüştüm, henüz Müslüman değildim. Namaz kılarken gördüm, çocuğu öldürünceye kadar dövdüm. Vurduğumda yere yapışıyordu Lübeyne. Sonunda çocuğun canı yanmış, ağzı burnu kan çanağı, Allah'tan kork ya Ömer demiş. Korkmazsan ne yapacaksın demiş Hazreti Ömer. Ne yapacaksın? Beni neyle korkutuyorsun? Lübeyne diyor ki Hazreti Ömer'e, eğer Allah'a iman edip tövbe etmezsen, Allah'tan korkmazsan, beni dövdüğün gibi Allah da seni dövecek. Hazreti Ömer Mekke'nin fethinde oturmuş hüngür hüngür ağlıyor, bayılıncaya kadar ağlıyor. Lübeyne diyor, neredesin şimdi? Seni dövmüştüm, şimdi sen de hayatta olsan da, seni bulsam da, sen de beni, benim seni dövdüğüm yerde, benim seni dövdüğüm kadar dövsen. Bu hassas Ömer. Bir caminin içinden çıkarmış Hazreti Muhammed Mustafa bu Ömer'i. Adam dövmekten zevk alan, kahramanlığıyla meşhur, Hazreti Muhammed'i öldürmeye yemin etmiş, katilliği göze almış bir adamın içinden böyle bir Ömer çıkarıyor Resulullah Aleyhisselam. Kainatın efendisi, alemin sultanı. Yollara düşenler vardı Resulullah'tan önce, hicret edenler. Rukiye onlardandı. Gitmiş Habeşistan'a, Resulullah Habeşistan'dan bir gelen olsa önüne çıkarmış. Mekke'de daha Resulullah. Kızını gördünüz mü dermiş. Müslümanların halini hatırını sorduktan sonra kızını sorarmış Resulullah. Rukiye ne halde? Çok çileli bir kız. Çok çile çekti dünyada. Resulullah oturup köşesinde, mangal önünde çoluk çocuk, biz rahat edelim, Müslümanlar ne çekerse çeksin. Keyif lideri hiç olmamış. İşin rahatı bana, işin sefası benim ehli beytime, çilesi Müslümanlara. Hiç böyle bir adam olmamış Resulullah Aleyhisselam. Çile mi lazım? Önce ehli beyti sürmüş öne. Fatıma'nın elleri patlamış. Değirmen taşı çevire çevire. Elleri yağlı Resulullah'a gelmiş. Dört çocuk ya Muhammed, zorlanıyorum, bana bir yardımcı versen dediğinde Resulullah Aleyhisselam, canı gibi sevdiği kızı, anam demiş o kızına Resulullah, Ümmü Ebiha demiş, bu çocuk babasının anası demiş. Fatıma'ya, Fatıma diyecek, benden ne olur bir yardımcı isteme. Muhammed kızına hizmetçi tutturmuş dedirtme ne olur. Fatıma annem üzülecek, boynunu ülkecek, özür dilerim ya Resulallah diyecek. Ben senin bu kadar üzüleceğini bilseydim gelmezdim. Nicelerin evinde erişlerine yardım eden cariyeleri var, hizmetçileri var. Onun için geldim. Bu kadar alınacağını istedim, gelmezdim ya Muhammed. Peygamber Efendimiz
sana bundan daha hayırlısını vereyim mi demiş. Benden istediğin hizmetçiden daha güzel mi? Vereyim mi? Hazreti Fatıma babasının yüzüne merakla cennetten gelecek bir haber bekler gibi yüzüne bakacak. Olur mu ya Resulallah diyecek. Kızım diyecek. Yatmadan önce 33 defa Subhanallah de, 33 defa Elhamdülillah de, 34 defa da Allahu Ekber de, Allah sana benden istediğinden daha hayırlısını verecektir. Anam, Fatıma annem, hizmetçiyi bırakmış, 100 tane tesbihi alıp dönmüş eline. Peygamberin ehli beyti, Resulullah hicret edecek, ölüm döşeğine biri yatması lazım. Kim yatsın? Resulullah Aleyhisselam Hazreti Ömer'e rica etseydi, ya Ömer sen gitme, ben hicret edeceğim zaman benim yerime döşeğe sen yatarsın, ölüm yatağına. Benim adıma ölümü sen göz alırsın. Gitme deseydi Hazreti Ömer gitmezdi değil mi? Beklerdi, itiraz etmezdi, şereftir ya Resulallah derdi. Hazreti Ebu Bekir'e deseydi ki, ben Ali ile hicret edeceğim, ey Ebu Bekir sen yatağıma yat. Ölüm döşeğine sen gir deseydi, itiraz eder miydi Hazreti Ebu Bekir? Haşa! Canımla başımla ya Resulallah derdi. Ama Allah Resulü yatağa kimi yatırıyor? Hazreti Ali'yi. Niye Ali? Ali'nin iki özelliği var gençler. Bir, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem riski ailesine alıyor, ehli beytine. İki, yatağa bir genç yapması lazım. Hazreti Muhammed Mustafa yola çıkacak gençler. Onun yatağına yatacak bir delikanlı lazım. Bugünün alileri, bugünün gençleri, sen yürü ya Resulallah. Nice kalpler senin adını bekliyor. Nice yürekler var. Ya Muhammed denildiğinde Mevlana gibi yerinden oynayacak. Hakka doğru yüzünü çevirerek dönecek. Nice yürekler var. Sen yürü ya Resulallah. Ben yatarım o yatağa diyen bugünün alileri lazım. Hicretten alınacak bir ders. Bugüne Ali olmak lazım. Radıyallahu anh. 20 yaşında bir delikanlı. Hazreti Haydar Kerra, Ali Yer Murtaza. Yol yalnız gidilmiyor. Hazreti Peygamber'i Mekke çilesinden Miraç'ta olduğu gibi buranın kanatlarında götüremez miydi Allah? Götürürdü. Allah dileseydi Hazreti Süleyman'ın ümmetinden bir alime, bir evliyaya, bir salih kula, asaf kuluna verdiği o ilmi Peygamber Efendimiz'in ashabından birine verip göz açıp kapayıncaya kadar Yemen'den Filistin'e giden Belkıs'ın tahtı gibi Resulullah Aleyhisselam'ı göz açıp kapayıncaya kadar bir sürede hiç terletmeden, yormadan, elbisesini toza toprağa bulamadan, gündüzleri saklanıp geceleri yürütmeden, yüreğine korku düşürmeden Resulullah'ı bir anda Allah Medine'ye götüremez miydi? Götürürdü. Niye hicret o zaman? Sevil mağarasında 3 gün yatacak Ebu Bekir'le. Niçin? Toza toprağa bulanacak yollarda. Müşrikler görmesin diye. En iyi yol uzmanı Abdullah İbni Urayhıt. Bir kafir, müşrik bir adam. Ne adamlar varmış Konya'da. Güzel kardeşlerim, Abdullah İbni Urayhıt'ı tanıyorsunuz değil mi? Abdullah İbni Urayhıt. Bu adam kafir ama dürüst bir adam. Hazreti Peygamber iyi bir yol uzmanı bulmasını istiyor. Resulullah ve Hazreti Ebu Bekir Mekke ve Medine yollarının gizli kalan karanlık bölgelerini çok bilmiyorlar. Kime başvuruyor Allah? Cebrail'e rica etse, Cebrail önünde kılavuz olmaz mı Hazreti İbrahim gibi? Olurdu. Kimi alıyor Allah Resulü önüne? Bir kafir, bir müşrik, Abdullah İbni Urayhıt. Resulullah'ı Kuba'ya getiren adam. Ne garip değil mi? Kuba'ya geldiklerinde
Kalyakü'den turları siz dinlerken Neccar'ın kızlarından Abdullah ibn Urayhut, ey Muhammed, senin sevdiklerine teslim ettim. Benim vazifem bitti mi dedi. Allah Resulü, evet bitti dedi. Sen beni Medine'li Ensar'a kavuşturdun. Senin işin burada tamam oldu. Peki geri gidebilir miyim? Elbette gidebilirsin. Allah Resulü Abdullah ibn Urayhut'un gitmesini istemiyordu aslında. Allah Resulü Abdullah ibn Urayhut'a son kez rica etti. Ey Abdullah dedi. Abdullah ibn Urayhut geri döndü. Heybesinde putlarını bırakmamış. Peygamber taşıyor adam, heybesinde tapınacağı putu yanında gezdirmiş. Dönmüş, buyur ya Muhammed, buyur. Gitmesen dedi Allah Resulü, dönmesen Mekke'nin çirkin yüzüne, bizimle kalsan, hicret sevabını sen de alsan, kalsan bizimle, Müslüman olsan ne güzel olurdu. Abdullah ibn Urayhut, gitmem lazım diyecek. Peki, bende senin güvenini sarsacak bir şey mi gördün ki? Yani niçin geri gidiyorsun? Seni sarsacak, senin güvenini zedeleyecek bir eksiğimizi gördün mü? Abdullah ibn Urayhut, yok diyecek. Ben yeryüzünde senden daha hayırlı bir adam görmedim. Doğru sözlüsün, fakirlere yardım edersin, iyilikle dolu bir yüreğin var. Ama ben atalarımın dinini terk edemem ya Muhammed, geri dönüyorum diyecek. Ne garip bir şey, peygamberle Medine'ye gelecek, peygamber orada bırakıp geri dönecek. Sahi biz her namazda, her ibadette Medine'ye kavuşmuş bir muhacir gibi Rabbimize kavuşmuş oluyoruz değil mi? Eğer bir Müslüman bu imanın ardından küfre düşerse, bu imanın ardından kendini küfre sokacak bir iş yaparsa, Abdullah ibn Urayhut'tan ne farkı var? 21. yüzyılın Abdullah ibn Urayhut'u ben olurum o zaman. Allah korusun. Peygamberle gelmişsin, sünnet namazını, öğlenin ilk 4 sünnetini kılarken Peygamberin bir işini yapıyorsun. Resulullah'a teşekkür ediyorsun. Ama ne garipsin, namazdan sonra faize dönüyorsun. Ne garipsin, namazdan sonra zinaya dönüyorum. Ne garibim, namazdan sonra içkiye, kumara, garip garip işlere dönüyorum. Abdullah ibn Urayhut, demek ki Peygamber Medine'ye getirip bırakıp dönenler de olacakmış. Herkes Ebu Bekir olmayacakmış demek ki. Herkes Amir ibn-i Füheyra olmayacak demek ki. Peygamberimizin hicret yolundaki iki sağlam arkadaşı. Resulullah'la hicret etmiş iki kişi. Hazreti Ebu Bekir ve Amir ibn-i Füheyra. Allah Resulü'nden önce gidenler. Mesela Esma vardı, ablalar. Salon yine ülkemizin ve yurt dışında. Geçen hafta Hollanda'daydı mesela. Yine hanım ablaları ekseriyetteydi. Konya'da da fotoğraf değişmedi. Ben ablalara Esma annelerini anlatmak istiyorum. Hazreti Zübeyir'in karısı Esma. Hazreti Esma binti Umeyz radıyallahu anh. Hazreti Esma Habeşistan'a gidenlerden. Habeşistan'da Müslümanlara en büyük iyiliği yapanlardan birisi. Biz hep Habeşistan boyutunda şeyi anlatırız. Cafer-i Tayyar'ın radıyallahu anh, Esma'nın kocası Hazreti Cafer, Hazreti Ali'nin abisi, Mute'de şehit olacak bu kahraman. Esma, annemizin olayı değil de Cafer Efendimiz öndedir hep Habeşistan'da. Amr ibn-i As'la geldi Müslümanları istediğinde, o ilk muhacirleri istediklerinde hep anlatılır ki Hazreti Cafer Meryem suresini okudu ve ikna etti Necaşi'yi, İslam'ı anlattı. Evet, bu tas tamam doğrudur. Ama biliyor musunuz Necaşi'nin asıl Müslümanlara merhamet edişinin altındaki bir başka beşeri borç nedir biliyor musunuz?
Necaşi'nin Müslümanların hicret ettiği sene bir çocuğu doğdu. Bir oğlu oldu. Annesi oğlunu emziremedi. Onu emzirecek kadın bulamadılar. Esma yeni gelmişti Habeşistan'a. Kralın çocuğunun hastalandığını ve hiç kimseyi emmediğini duyduklarında Hazreti Cafer'e, kocasına dedi ki, bir rica etsen, benim de küçük çocuğum var, bak. Hazreti Esma orada çocuklar doğurmuş. Habeşistan'ın çocukları var, hicretin çocukları. Benim de çocuğum var. Bir de ben deneyeyim. Belki beni yemer o çocuk. Necaşi'ye bu teklifi götürecek Cafer-i Tayyar. Necaşi zaten ahlaklarını çok beğendiği bu Müslüman topluluğa olur diyecek. Gelsin hanımefendi, bir de o denesin. Hazreti Esma annemiz gelecek. Esma bint Umeys ve Hazreti Necaşi'nin sonradan sahabe olacağı için, sonradan Müslüman olacağı için Necaşi'ye Hazreti diyorum. Necaşi'nin çocuğunu göğsüne bastığında çocuk öz annesi gibi emmeye başlayacak. Necaşi'nin çocuğunu sütten kesilinceye kadar Hazreti Esma emzirecek. Sonra o Esma kadın Hayber'in fethedildiği günlerle Medine'ye gelecekler. Kaç yıl geçmiş aradan? 8 yıl. Peygamberliğin 5. senesi, hicret 13. senesi. 8 yıl buradan. 6 yıl da oradan koyun, 14 yıl geçmiş. 14 sene sonra Hazreti Cafer-i Tayyar ve Esma peygambere kavuşuyorlar. Resulullah'a Medine'ye geliyorlar. Medine'ye geldiklerinde ordu Hayber'den gelmiş. Resulullah Aleyhisselam Hazreti Cafer'i, karısı Esma annemizi ve çocuklarını görünce sevinecek Resulullah Aleyhisselam. Bugün diyecek, Cafer'in ailesinin geldiğine mi sevineyim, Hayber'in zaferine mi sevineyim bilemiyorum demiş. Hayber'in zaferi mi önemli, bir ailenin Medine'ye hicreti mi önemli? Allah Resulü bir aileyi bir zafere denk tutuyor. Cafer'in gelişine mi sevineyim, Hayber'in fethine mi sevineyim? Hazreti Ömer radıyallahu anh tartışmacı kimliğiyle bize birçok malzeme bırakmış. Bizim insani zaaflarımızı sanki görmüş ve zaman zaman itiraz etmiş Hazreti Ömer. Biz olsaydık neyi sorardık? Onları sormuş. Hazreti Esma'ya takılmış Hazreti Ömer. Esma diyecek Hazreti Cafer'in karşısına, siz de muhacirsiniz ama biz Resulullah'la Medine'ye hicret ettik. Siz ise Necaşi'nin ülkesine hicret ettiniz. Sizin hicretinizle bizim hicretimiz hiçbir olur mu dedi. Bizim hicretimiz daha kaliteli. 24 ayar. Sizinki 22 ayar. Bu laflar, bu benzetme bana ait. Hazreti Ömer buna benzer şeyler söyledi radıyallahu anh. Hazreti Esma kadın, hani kadınlar sussun, cevap vermeyin, susun, başınıza eğin diyorlar ya, yok böyle bir şey. Allah Resulü'nün yanında yetişmiş Esma'ya bakın. Hazreti Ömer bunu deyince üzülecek Esma annem. Kırılacak, incinecek, ağlayarak peygamberin huzuruna gelecek. Resulullah Aleyhisselam Esma'ya soracak, niçin üzülmüşsün, niçin dertlisin? Ya Resulallah, şu arkadaşının dediğini duydun mu diyecek. Hatalın oğlu Ömer neler söylüyor, duydun mu ya Muhammed? Ne diyor? Siz Habeşistan'a hicret ettiniz. Biz ise Resulullah'la beraber Medine'ye hicret ettik. Sizin hicretinizle bizim hicretimiz bir olur mu dedi. Ya Resulallah, Allah aşkına söyle, bizim hicretimiz Medine'ye hicret eden diğer muhacirlerinkinden daha mı değersiz? Bizim hicretimiz hakikaten fazilet yönünden onlarınkinden noksan mı ya Resulallah? Allah Resulü bakmış bir yüreği yanmış kadının. Çocuklarını Habeşistan'da doğurmuş İslam ölmesin diye. Necaşi'nin Hristiyan bir kralın çocuğunu emzirmiş Müslümanlara zarar gelmesin diye. Kadın başıyla düşmüş kocasının peşine, ben evimi bırakamam,
ettiğiniz var. Hazreti Peygamber'in sevdalıları bugün de Cenin mülteci kampında, Refah mülteci kampında, Lübnan'da, Ürdün'de, dünyanın pek çok yerinde mülteci kamplarında Hazreti Esma gibi uzun yollara düşmüş nice garipler var. Yardım kuruluşlarıyla yurt dışına giden kardeşlerimizin görüntülerine baktığımız zaman yüreğim parçalanıyor. Şu Filistinli mültecilerin neler yediklerini, neler içtiklerini, aylardır ameliyathanelerin elektriğinin bile çalışmadığını düşündüğümüzde ve o oyunları bombalarla susturulmuş çocuklar, suratları mosmor kesilmiş. Resulullah Aleyhisselam bir çocuğun avudu için, bir çocuğun ağlama sesi için sabah namazını ortadan ikiye kesmiş bıçak gibi. Resulullah Aleyhisselam, kainatın sultanı, Nebi-i Zişan Efendimiz, Hazreti Peygamber Efendimiz bir sabah namazında namaz kıldırıyordu. Medine günleriydi. Yolun yokuşu bitmişti. Bir çocuk namazın ilk rekatında veyahut ikinci rekatında Resulullah uzunca sure okuyacak. Sabah namazında Kur'an'a doyacak sahabe. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i aç bir adamın yemek yemesi gibi, karnını doyurur gibi okuyordu. Dinleyen de karnını doyurur gibi dinliyordu. Bir çocuğun ağlamasını duyunca Allah Resulü ayet biter bitmez rükûya gitti. Sonraki rükatı kısa bir sureyle okudu, namazı alışılmışın dışında yarım kesti. Yani kısa bitirdi. Sahabe sordu, niçin ya Resulallah siz böyle namazı kısa sureyle kıldırmazdınız sabah namazını? Niçin? Duymadınız mı dedi. Namazda bir çocuk ağlıyordu. Annesi o mescidin içindedir belli ki. Sabah namazlarına sahabe kadınları çocuklarıyla camiye, cemaate gidiyormuş demek ki. Bunu anlıyoruz. Görüyor musunuz dedi. Annesi mescittedir belli ki. O çocuk ağlarken o ananın yüreği yangın yerine dönmüştür. Çocuk daha fazla ağlamasın diye namazı bir çocuğun ağlaması yüzünden yarım kesti. Benim efendim, seni tam anlayamadık ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece ağzındaki misvağa takıldık kaldık. Sadece sarığın, cübben, sakalın zannettik sünnetleri. Oysa sen yüzün döndüğünde insanlara bakışınla bile bir sünneti inşa ediyordun. Hicret yolunda Ebu Bekir Efendimiz vardı. Hicretin Ali boyutunu kısaca geçtim. Hazreti Ali boyutu. Hicretin bir de Hazreti Ebu Bekir ayağı var. Hazreti Ebu Bekir'siz hicret anlaşılmaz. Resulullah meleklerle kol kola hicret edebilirdi. Yok. Ona anası babası belli bir adam lazımmış yolda. Hazreti Muhammed'le beraber yürüyecek insanlardan bir insan lazımmış. Uzun yollarda Peygamberle yürümeyi göze almış adamlar lazımmış. Meğer Resulullah yalnız yürümeyi sevmezmiş. Ve siz bu gece Resulullah'la yürümeye geldiniz. Peygamberin koluna yürümeye geldiniz. Zeyd bin Harise'nin Taif'te Resulullah taşlandığında Efendimiz ayakta duramamış. Ayakkabılarını kanlar doldurmuş. Mübarek Resulullah'ın ayakkabıları, terlikleri kanla vıcık vıcık olmuş. Vücudundan sızan kanlar. Allah Resulü ayakta duramıyor. Zeyd bin Harise o da aynı şekilde daha çok taşlanmış. Taşlar bana değsin diye önünde durmuş. Zeyd de ayakta duramıyor. Resulullah Zeyd'e yaslanmış. Zeyd Resulullah'a yaslanmış. İkisi birbirine yaslanarak çıkmışlar Taif'ten. İkisi kol kola. Arkadaşça yürümek, kardeşçe yürümek. Meğer Resulullah taşlandığında, Efendine iftira edildiğinde Resulullah yeniden dünyanın teknolojik, dijital Ebu Cehilleri, saniyede 300 bin kilometre hız yapan develere binmiş, internetin sanal aleminde
kırıl kırıl koşturan meğer Ebu Lehebler yeniden iftira atacaklarmış. Resulullah taşlanacakmış yeniden ve ona omuz verecek bir Zeyd bin Harise daha lazımmış. Amir-i Nüfere'ye vardı hicret yolunda. Peygamberimizin bir adım gerisinde görüyordu. Zavallı gariban bazen Peygamberimizin devesinin sırtına, arkasına binermiş, bazen Hazreti Ebu Bekir'in, bazen de yürürmüş hicreti. 450 kilometre. Hicret Rebiülevvel ayında olmuştur, Muharrem'de değil. Arabi ayların, Hicri ayların, Kameri ayların birinci ayı Muharrem olduğu için bugün Hicri yılbaşı. Yoksa hicretin olduğu günler Rebiülevvel ayının başıdır. Resulullah'ın hicreti. Allah Resulü sahabeyi göndermiş. Önce canımı kurtarayım dememiş. Akabe biatlarında Resulullah'ın elinin üstüne elini koyanlar. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُوَيَّهُونَكَ اِنَّمَا يُوَيَّهُونَ اللّٰهُ يَدُوا اللّٰهِ فَلْقَ اَيْد۪يهِمْ Gerçi bu ayet Hudeybiye anlaşmasındaki o Rıdvan biatıyla alakalıdır. Ama Akabe biatlarında Resulullah'a teslim olanlar bizim İstanbul'umuzda yatıyor. Halid İbni Zeyd Ebu Akbe ve Ensari Hazretleri radıyallahu anh. Ve mesela Ebu Heysem Teyhani, mesela Esad bin Zürare, Ebu Umame, mesela Sa'd bin Muaz, mesela Hüseyin İbni Hudayr radıyallahu anh. Ve 70 tane kahraman. Hazreti Mus'ab bin Umeyr'in tebliğiyle İslam'a girmiş. Birinci Akabe biatlarında Allah Resulü Mus'ab bin Umeyr'i göndermiş. Hazreti Mus'ab önce Habeşistan'a hicret etmiş, sonra Mekkeliler İslam'a girdi diye bir yalan haber yaymış Mekkeliler. Habeşistan'dakiler doğru zannedip gelmişler, gelmişler ki meğer yalanmış haber. Mus'ab bin Umeyr de geri dönenlerden, Osman İbni Mazun radıyallahu anh gibi. Hazreti Mus'ab zengin bir ailenin çocuğu ama annesi evden doğmuş. Artık elbiseleri eski püskü, saçı başı dağınık, toz toprak içinde. Mus'ab bin Umeyr o bakımlı, görkemli, zengin çocuk, milki milyarder çocuk gitmiş, Mekke'nin sersefi, perme perişan bir garibi olmuş. Allah Resulü Erkam'ın evine geldiğinde çoğu zaman Hazreti Peygamber Erkam'ın evinde yatarken bulmuş Mus'ab bin Umeyr'i. Gidecek yeri yok çocuğun, Erkam'ın evi, Resulullah'ın mektebi, medresesi, ilk yatılı okul, İslam'ın kurduğu ilk yatılı okul, Erkam'ın evi. Erkam'ın evinde Resulullah Aleyhisselam bakmış ki Mus'ab bin Umeyr orada yatıyor. Allah Resulü o mübarek zengin çocuk bu hallere düştüğünü görünce hüzünlenmiş. Zordu bu imtihan, kolay geçilmez bu köprülerden. Medineliler birinci akat riyadlarında bize Kur'an'ı anlatacak birini gönder ya Muhammed dediklerinde Allah Resulü iki kişiyi gönderdi. Mus'ab bin Umeyr ve Abdullah ibn-i Ümmü Mektum. İki gözü ama bir adam peygamberden önce muhacir olacak. Onlar gittiler, bir yıl sonra 70 küsur kişi geldi. Gelenlerin içinde 3 tane de hanım vardı ablalara. 3 tane de hanım, kadın, peygamber görmeye gelmişler. Hiçbir işleri yok. Mekke'ye peygamber görmeye gelmişler. Medineliler Resulullah'ı Medine'ye davet edecekler. Bu davetiyenin bir kenarında 3 imza da bizden olsun demişler. 3 kadın Akabe biatlarında ikinci Akabe'de 3 tane sahabiye annemiz radıyallahu anhunne hazır bulunmuşlar. Allah Resulü'nü Esad bin Zürare ile Hazreti Ebu'l-Heysem davet edecek. Mus'ab bin Umeyr gelenlerin içerisinde bir yıl geçmiş yarıdan. Allah Resulü şöyle bakmış, Mus'ab'ı görememiş kalabalıkta. Mus'ab bin Umeyr demiş, içinizde mi Mus'ab? Hazreti Mus'ab bin Umeyr kalabalığın ortasından ayağa kalkmış. Lebbeyke ya Muhammed. Buyur ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Anam babam fedakarlığı ve ümmi ya Resulallah.
buyur ey Allah'ın Resulü, Medine'den bana haberler ver demiş. Ne haldedir Medine? Ya Resulallah, Medine seni bekliyor. Girmediğiniz ev kalmadı ya Resulallah. Ya annesi Müslüman oldu, ya gelini Müslüman oldu. Ya kızı Müslüman oldu, ya damat Müslüman oldu. Ya babası Müslüman oldu, ya oğlu Müslüman oldu. Seni bekliyor Medine ya Resulallah. Allah Resulü davet etmiş Medine'liler. Esad bin Zurare peygamberimizi Medine'ye çağırmış ama Medine'de ilk vefat eden Medine'li sahabi Esad'dır. Ebu Umame, Esad bin Zurare radıyallahu anh. Çok yaşamamış galiba. Peygamber Efendimiz'den sonra, hicretten kısa bir süre sonra Mescid-i Nebevi bitmiş. Bu Esad bin Zurare'nin yeğenlerinin arsasıdır Mescid-i Nebevi. Selim ve Süleyl adında iki çocuk, yetim çocuk, Hazreti Esad bin Zürare'nin yeğenidir. Onların arsasındadır şimdi Mescid-i Nebevi. Yani Medine'ye gittiğinde aslında iki yetimin arsasında namaz kılıyorsun, biliyor musun? İki yetimin arsasında namaz kılmak varmış meğer. Gerçi arsa büyüdü şimdi. Hazreti Peygamber aleyhisselam kendinden önce Medine'ye birilerini göndermiş. Peygamber görmemiş topluluklara peygamberi anlatacak adamlar. Mus'ab bin Umeyr bugün de dünyanın neresinde olursa olsun atına binmiş Allah'ın dinini tebliğ eden kim varsa bir adım önünde Mus'ab bin Umeyr'in gittiğini unutmasın. Allah Resulü gönderdi çünkü onlar oralara. Gidin ve Allah'ın dinini anlatın. Hazreti Peygamber'in can yoldaşları Mus'ab bin Umeyr buralara gelemedi. Ömrü yetmedi, Uhud'u geçemedi Mus'ab bin Umeyr. Konya'yı görmedi garibim. Abdüddaroğullarının o varlıklı çocuğu, Resulullah'ın eski elbiseler içerisinde gördüğünde hüngür hüngür ağladığı delikanlı. Hazreti Mus'ab buraya gelmedi. Ama işin demek ki kaderde asırlar sonra Mus'ab bin Umeyr'i Mevlana Kültür Merkezi'ne davet etmek varmış. Buralara da gel ey Mus'ab bin Umeyr. Peygamberin önünden peygamber görmemiş topluluklara Resulullah'ı anlatmak için yollara çıkmış kahraman. Bize de gel diyerek Mus'ab bin Umeyr demek ki yollarına devam edecek. Peki Mus'ab bin Umeyr'in o süvarinin atı Uhud'da vurulup düştüğünde boş mu kalacaktı? Kalmamalıydı. İşte bu vakıflardan, bu derneklerden, bu mekanlardan yetişecek çocuklar Hazreti Mus'ab bin Umeyr'in atının yuvarına yapışacak ve at süvarisiz kalmayacak. Meydan yiğitsiz kalmayacak. Hazreti Peygamber'le yürüyecek adamlar lazım. Hazreti Ebu Bekir hicretin orta direği. Resulullah'ın arkasındaki sağlam duvar. Sevr mi çıkılacak? Sevr mağarasına mı çıkılacak? Bura hiç gerek yok ya Muhammed. Ben var diyecek. Resulullah'la beraber el ele, kol kola, peş peşe sevre doğru tırmanacaklar. İki arkadaş. Ayaklar çatlayacak. Yürekler kanayacak. Yorulacaklar, terleyecekler, bulanacaklar. Ama sevrin tepesine varacaklar. Sevr'de 3 gün bekleyecekler. Sonra mağaranın önünde bir güvercin yumurtlamış, bir örümcek ağ örmüş. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, Ümeyye bin Halef diyor, Ebu Cehillerle mağaranın önüne geldiler. Eğilse bakacak, görecek bizi. Şöyle yere eğilse görecek. Ümeyye bağırdı diyor, o bilgiçlik taslayan şom ağzıyla. Bizi buraya kadar getirmeye utanmıyor musunuz dedi diyor. Yol izcilere, deve izlerinden anlayan adam, ize baktığında ize basan devenin erkek mi dişi mi olduğunu anlıyor. Devenin yorgun mu, yeni mi yola çıkmış olduğunu anlıyor. Böyle uzmanlar var. Balistik incelemeciler var ya şimdi. Aynı onlar gibi. İnsan neye çalışırsa onda uzman olur. O uzman getirmiş mağaranın ağzına Muhammed ve arkadaşı demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Şuradan öteye asla gitmemiştir. Ümeyye bin Halef
deli adam demiş. Bizim zamanımızı öldürdün. Muhammed'i elimizden kaçırdın. Görmüyor musun? Aylardır buraya kimse girmemiş. Güvercin yumurta yumurtlamış, örümcek ağ örmüş. Kaç yıllık ağdır bakalım bu? Dönüp gidecekler. Eğilmeyi akıl edemeyecekler. Ve o güvercin pisliği temizdir. Fıkıh kitaplarımızda beni en çok şaşırtanlardan biri olmuştur. Bütün hayvanların pisliği namaza manidir. Ben muhterem hocalarımın affına sığınarak söylüyorum. Bütün hayvanların dışkısı, pisliği, tersi pistir. Yani namaza manidir. Ama güvercin pisliği temizdir. Güvercin pisliği üstünüze güvercin pislese onunla namaz kılınır, namaza engel değildir. Niçin hiç merak ettiniz mi? Peygamberin hicret yolunda mağaranın önünde nöbet tutan güvercinin pisliği bile temizdir demiş Allah. Onun pisliğinden dolayı namazdan kaçmayın. Peygamber'e nöbet tutma, Resulullah'ın mağarasında bekçi olma, yumruk kadar kuşa düşmüştü. Küçücük bir örümceğe düşmüş Hazreti Muhammed'i korumak. Onun için bunlar bize, bu fotoğraflar bize bir öğüttür. Sana da bana da diyor ki, sen örümcekten de mi zayıfsın? Peygamberini koruyacaksın, yalnız bırakmayacaksın. Sen şu güvercin kadar da mı ağırlığın yok dünyada? Peygamberin sünnetini yaşayacaksın. Ve Hazreti Ebu Bekir de sahil yoluna, Cidde tarafına inilecek, Sevir mağarasının bir ucundan girilecek, sol, arka tarafından sahil yoluna inilecek, Cidde sahil yolundan Abdullah İbn Raykat'ın yoluyla devam edilecek. Usman'da Süraka'ya rastlayacaklar. Yolda peygamberin önünü kesen dört olay. Usman, Müdlic oğullarının yurdunda Allah bu yaz bize oralara gitmeyi nasip etti. Kanal yedi ekranlarında önden gidenler programında acizane oraları anlatmaya çalıştı. Allah lütfetti, layık olmadığımız halde anlattığım peygamberimin oturduğu yerlere gitmek, parmaklarından su akan, acı suyun tatlı suya dönüldüğü bir teflede su içmek nasip oldu. Resulullah'ın arkadaşlarının şehit olduğu Recik kuyusunda oturmak varmış hayatımızda. Ne güzel günlerdi. Aziz kardeşlerim, Süraka Resulullah'ı yakalayıp 100 deve ödülü almak istiyordu. At kumlara batacak. Süraka 3. sefer akıllanacak. Anladım ya Muhammed. Bu Allah'ın bana ikazıdır. Yeter, ne olur. Bir kere bak yüzüme diyecek. Resulullah dönüp bakacak. İman ediyorum ya Muhammed diyecek. Resulullah Süraka'yı gördüğünde Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e demiş ki bakma demişti. Dönüp bakma. 3. seferinde Süraka'ya vardı. Bir defa dön bak ya Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dönüp bakacak. Müslüman olmak istiyorum diyecek. Allah Resulü ellerini uzatacak. Peygamberin ellerine yapıştığında Resulullah o çöl adamı, avcı adam. Devamlı ağır işlerde çalışmış, bilekleri kalın kalın. O iki tane iri kalın bileği görünce Resulullah Süraka'nın bileklerinden tutacak, şu bileklere diyecek, Kisra'nın altın bileziklerinin takıldığını görür gibi. Ne dersin o günlere diyecek. Süraka, kendi Medine'ye gitmeye çalışan bir peygamber, o günün süper gücü İran'ın, Kisra'sının kralının, imparatorunun altın bilezikliğini vaat ediyor. Süraka, Efendimiz Aleyhisselam'a ben gece sizin huzurunuza geldiğimde beni tanıyamazsınız belki. Bir gün yolum düşüp Medine'ye gelirsem beni bu yoldan tanımanız için bana bir kağıt, bir yazı versen Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e dönecek. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz okuma yazma bilirmiş belki. Dönecek ve ey Ebu Bekir yaz diyecek. Bir not yazdıracak Resulullah Süraka'ya. Hazreti Muhammed Mustafa'dan Süraka İbn-i Cüsüm'e. Hazreti Süraka Peygamberimizin duasını alacak.
çağırılacak, dürecek, bitecek. Aradan yıllar sonra Medine'ye o da hicret edecek. Hazreti Süraka, ne yapayım ya Resulallah şu andan itibaren? Arkamdan müşrikler geliyor Ebu Cehil'e. Onları benim gittiğim yönün ters yönüne yönlendir. Süraka peygamberimizden sonra orada bekleyecek. Hakikaten Ebu Cehil'ler gelecekler. Onların da uzmanları var. Onların da radar sistemleri var. Onların da GPS sistemleri var. Bulmuşlar izini. Süraka'ya takılacaklar. Süraka bu yolda Hazreti Muhammed'in peşine düşmüş virüslerin antivirüsü. Meğer bir antivirüs programı yazılmış. Hazreti Süraka, nereye gidiyorsunuz diyecek. Hazreti Muhammed gördün mü? Kim o diyecek? Arkadaşıyla beraber 3-4 kişiler yoldalar. Gördün diyecek Süraka. Öyleyse senin mükafatı var. Söyle, ne tarafa gittin? Peygamberimizin istikametinin tersinde bir istikamet gösterecek. Şu tarafa doğru. Müşriklerin yolunu şaşırmak, hicret yolunda Süraka'ya lazımmış. Sana bir Süraka lazım demek ki bugün. Peygamberine karşı, saldıranlara karşı. Süraka olmak senin işin demek ki. Ümmü Mabed'in çadırına uğrayacak. Resulullah aç, susuz. Erzak bitmiş. Hazreti Ebu Bekir bir şey bulamamış. Kuyu, su. Sonunda Ümmü Mabed'in çadırına denk gelmiş. Ebu Mabed ve Ümmü Mabed iki yaşlı. Bu kadın cömertliğiyle meşhur. Çadırın önünden biri geçince ona ikram etmeden bırakmayan bir kadın. Mert bir kadın. Kocası çoban dağlara gitmiş. Ümmü Mabed çadırında. Allah Resulü Ebu Bekir Efendimiz Amir-i Müfüheyre ve Hazreti Peygamber'in yol arkadaşı Abdullah bin Ubay'ın çadırına girecekler. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz selam verecek kadına. Kadıncağız bakacak. Nur yüzlü insanlar. Kimsiniz siz diyecek. Bu çöllerde yıllardır dururum. Böyle güzel yüzler görmedim ben. Hazreti Ebu Bekir kendini tanıtacak. Resulullah'ı tanıtacak. Hazreti Amir'i tanıtacak. Abdullah bin Ubay'ı tanıtacak. Kadına açız, susuzuz, bize bir şeyler verebilir misin? Hazreti Ümmü Mabed dizlerini döverek ağlamaya başlayacak. Hazreti daha olsun sana Ümmü Mabed diyecek. Çadırında sütün olmadan kalacağın gün bugün müydü diyecek. Susuz, ekmeksiz, açsız, çadırın erzaksız kalacağın gün bugün müydü diyecek. Sana yazıklar olsun Ümmü Mabed. Yemin ederim ki diyecek. Hiçbir şeyim yok diyecek. Size keşke ikram edebilseydim. Ben buradan gelip geçen nice nursuz, uğursuz suratlara ikram ettim. Değil sizin gibi nur yüzlü insanlar, nice kötü niyetlileri bile soframda yemek yedirdim, minnet borcuna soktum. Keşke bir şeyim olsaydı. Hazreti Peygamber çadırın kenarında ayakta duramayan yaşlı bir koyunu gösterecek. Sütten kesilmiş kısır bir koyun. Şu diyecek, şunu sağlama izin verir misin? Ümmü Mabed, ey Muhammed diyecek sallallahu aleyhi ve sellem. Kadın, peygamberliğin ne olduğunu şimdi görecek. Ey Muhammed, o hayvancağızı görmüyor musun? Ayakta duramıyor. Ya pazara götürüp satacağız ya kesip etini yiyeceğiz. Ey Muhammed, ondan süt çıkar mı hiç? Senin iznin var mı diyecek Resulullah Aleyhisselam. Sen müsaade ediyor musun? Ümmü Mabed başınla beraber diyecek. Buyur diyecek. Eğer sağabileceksen yıllardır bir damla sütü yok ama. Koyun Hazreti Muhammed'in önüne konulacak. Resulullah Aleyhisselam mübarek koyunun sırtını sağ eliyle 3 defa sıvazlayacak. Koyun sanki yeni doğum yapmış bir koyun gibi sirkelenip ayağa fırlayacak. Göğüsler sütle dolmuş. Resulullah'ın mübarek elleri Bismillahirrahmanirrahim demiş. Ey alemlere rızık veren Allah'ım, senin peygamberin hicret yolundadır. Musa'nın ümmeti gibi göklerden sofra istememiş. Hazreti Peygamber Ümmü Mabed'in koyunundan süt istemiş.
gökten sofra isteseydi iner miydi? İnerdi. Hazreti Muhammed alemin en şereflisidir. İsteseydi kudret elbasını indirir miydi? İndirirdi. Yok yok. Konyalı kardeş, anne, abla, meğer Hazreti Muhammed'i doyurmak sana düşmüş. Meğer bu iş, bu görev sana verilmiş. Meğer ihtiyar kadın doyuracakmış hicret yolunda peygamberi. Sütü salmış, önce kabı Ümmü Mabede içirmişler. Kadın inanamamış. Bal gibi süt, içmiş sütü. Sonra Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, sonra Amir, sonra Abdullah İbn Murak'ı, sonra Resulullah Aleyhisselam içmiş doymuş, sonra Ümmü Mabede'nin kaplarını doldurmuş sütle. Koyunun sütü hala bitmemiş. Mucizedir. Peygamberlerin mucizesi haktır. Sonra Allah Resulü kocana selam et diyecek. Kadın yazıklar olsun kocama diyecek. Bugün keşke gitmeseydi. Hep seni merak ediyordu ya Muhammed. Hep seni sayıklıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mübarek sarığını çıkaracak. Biz diyecek, kocamla Medine'ye gelirsek seni tanıyabilir miyiz ya Resulallah? Bizi tanır mısın o zaman da? Allah Resulü'nden bir hediye istemişler, bir alamet. Az önce çok değerli daire başkanımız bana bir Mevlana sikkesi hediye etmişti. O kadar etkilendim, o kadar sevindim ki. Ümmü Mabed bakalım ne kadar sevinmişti. Ümmü Mabed, Resulullah sarığını çıkarmış, Ümmü Mabed'e vermiş, al bunu kocana ver demiş. Medine'ye geldiğinde bunu bana gösterirsiniz, ben sizi tanırım diyecek. Peygamberden bir hatıra kalacak. Hazreti Ümmü Mabed'in kocası gece olunca gelecek. Resulullah bekleyemeyecek. Ne olur bu gece misafirimiz ol. Kal ya Resulallah. Yok diyecek. Medine bizi bekliyor. Konya bizi bekliyor. Dünya bizi bekliyor. Yürümemiz lazım ey Ümmü Mabed. Adımlar atmamız lazım. Bir yüreğe daha Hazreti Muhammed'in hicreti girmesi lazım. Bizim yürümemiz lazım. Sen sarıkla kocanla sonra yetişirsin. Hazreti hakikaten Ebu Mabed geldiğinde kablar sütle doldu. Karısının hali değişik. İhtiyar kadın genç bir geline dönmüş sanki. Öyle canlanmış ki fırın fırın dönüyor çadırın içinde. Sevinçlerle eğlenceler yapıyor. Kadın diyecek, devirdin mi sen nedir? Ah ah diyecek, ne kaçırdın bir bilseydin. Neler kaçırdın bir bilseydin. Hazreti Muhammed Mustafa geldi. Şu Mekkelilerin aradığı adam. Hiç onların dediği gibi değilmiş. Yüzüne bakar doyamıyor ya Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne güzeldir öyle. Hazreti Peygamber'in mübarek simasını Hilye-i Şerif'i anlatan daha çok Ümmü Mabed'in tarifiyle Hazreti Ali'nin tarifleri vardır tarih kitaplarında. Orada uzun uzadıya Ebu Mabed ihtiyar adam karısına rica edecek. Ne olur bana saniye saniye anlat. Ne diye oturdu, nasıl baktı, saçları nasıldı, kaşı nasıldı, gözü detaylar anlat. Ümmü Mabed ihtiyar kadın sabaha kadar kocasına Resulullah'ı anlatmış. Sonra adam çıkmış çadırdan, ne tarafa doğru gittiler demiş, şu tarafa doğru gittiler deyince bu tarafa doğru dönmüş. Ya Muhammed demiş, geleceğim mi? Sana yetişecek olsaydım ellerimi öperdim, ellerime kapanırdım. Ya Muhammed bir gün sana geleceğim. Arada kaç yıl geçmiş bilmiyorum. Bu ihtiyar karı koca malı mülkü satmışlar. Davarı ineği satmışlar, çok affedersiniz. Binmişler bir dereye, karı koca Medine'ye gelmişler. Medine'liler ihtiyar tanımadıkları bu iki yabancıyı garip karşılamışlar. Mekkelilerin kıyafetleriyle Medine'lilerin kıyafetleri medeniyet farkı vardır biraz. Bunların kıyafetleri bir acayip gelmiş. Herkes tuhaf tuhaf bakıyor. Onlar da heyecanla ellerinde bir sarık Hazreti Muhammed nerede diyorlar. Herkes Resulullah'ın mescidini işaret ediyor. Şu tarafa gidin, şu tarafa gidin. Gelmişler, gelmişler.
Resulullah'ın mescidinin kapısına inmişler dereden ellerine sarı karı koca, iki yaşlı Ebu Mabed ve Ümmü Mabed içeri girmişler. Kadın Resulullah'ı anında tanımış, Hazreti Peygamber'in huzuruna varmış. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, salatu ve selamu aleyke ya Resulallah, geldik, tanıdın mı ya Resulallah, geldik, tanıdın mı? Bak, hicret yolundan bizim çadıra bıraktığın emanet sarığın var ya, ya Muhammed, onunla geldik ya Resulallah. Ey Ebu Mabed, sen göremedin diye, birkaç sene sonra kavuşacaksın, göremedin diye, Medine'ye gittiğinde yüzüne bakacaksın. Göremedin diye üzülmüştün. Ya biz ne yapalım? Yıllardır salonlarda toplanır, adını anar dağılırız. Hatıralarını konuşur, dağılır gideriz. Demek ki Peygamber'in mescidine sen de gireceksin bir gün. Yolun Medine'ye düşecek. Senden, Resulullah'tan bir sünnet olsun. Mesela ne olsun hocam? Ben size bir sünnet tavsiye edeyim. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki, iki Müslüman tartıştığında haklı olduğu halde gidip kardeşine özür dileyip onun gönlünü alan haksız olduğu halde, gönlünü alan cennetin kıyısında ona köşk yapılır. Cennetin hemen kenarında. Ama o haklı olduğu halde hakkından vazgeçip kardeşine affedip sanki haksız kendiymiş gibi bir Müslümanla barışır, ona gidip özür diler. Ne olur, iki Müslümanız, üç günlük dünyada bunlara değmez deyip kardeşine sarılır ve barışırsa ona cennetin tam ortasında ev yapılır. Bu böyle bir sünnetiniz olursa hayatınızda, amelinizde böyle bir amel olursa ve Mescid-i Nebevi'ye bir gün girerseniz Allah Resulü şu sarığı tanıdın mı ya Resulallah diyen Ümmü Mabed'i tanıdığı gibi, ben bu ameli sırf senin sünnetin diye yapmıştım ya Resulallah derseniz, işte Resulullah da sizi öyle tanıyacak. Ben sözü kovaladım, söz benden hızlı çıktı. Allah Resulü yolda Talha bin Ubeydullah'a rastladı. Peygamber Efendimiz günlerdir yoldaydı, elbiselerini değiştirdi orada. Talha bin Ubeydullah Resulullah'a beyaz bir elbise hediye etti orada. Hazreti Talha da Suriye'den geliyordu. Peygamber Efendimiz Talha'yı görmüş ve Resulullah elbiselerini Talha'nın hediyesiyle değiştirmiş. Hicrette Peygamber'e elbise giydirmek varmış. Bir talebe giydirdiğinizde, bir Kur'an kursu talebesi, İmam Hatip talebesi, okul talebesi, üniversite talebesi, garip, muhtaç birini giydirdiğinizde ya da dünyanın bir mazlumuna bir şey giydirdiğinizde, inanın hicrette Resulullah'ı giydirdiğinde Talha'ya nasıl teşekkür ettiyse Resulullah size de öyle teşekkür edecek. Yolda Büreyde'ye rastlayacak. Bize geldi ya Resulallah diyen delikanlı, 70 tane arkadaşıyla Peygamber'in yolunu kesmiş çocuk. Sonra Resulullah Aleyhisselam'ı köyüne götürmüş. Gece Resulullah orada vaaz etmiş. Bir köy Müslüman olmuş. Sabah olunca Medine'ye yaklaşmış artık. Ben gitmem lazım demiş. Hazreti Peygamber küçük kafile yola çıkınca durun diyecek Büreyde. Büreyde İbni Hasib, durun diyecek. Bir peygamber böyle garip bir yetim çocuk gibi mi gider? Sana bir sancaktan lazım ya Muhammed. Başındaki sarığı çıkarmış Büreyde İbni Hasib, kılıcının ucuna takmış. Hazreti Muhammed'in sancaktarıyım demiş. Hicret yolunda senin sancaktarın ben olayım ya Resulallah. Meğer hicrette peygambere bir de sancaktar lazımmış. Ve Kuba'da son söz, küçük çocuklarım hoş geldin ya Resulallah. Bir güneş gibi doğdun dünyamıza. Tala'l bedru aleyna min seniyyetil beda. Meğer dünyaya Medine'ye Resulullah'ın geldiğini haber vermek bir Yahudi'ye nasip olacakmış. Yahudi evinin tabutta iş yaparken bir kafileyi öyle sıcakla geldiğini görünce diyecek ki,
Ey Beni Kayle, Kayle oğulları, Kayle kadının çocukları. Müjdeler olsun, beklediğiniz adam geliyor. Peygamberimiz geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor. Sallallahu aleyhi ve sellem'i duyunca o anda kaygılı uykusuna dalmış ve Hazreti Peygamber aleyhisselam Kuba'da Resulullah'ın kaygılı uykusundan fırlayan Medine'liler koşmuşlar, efendilerine sarılmışlar. Medine'de Peygamberi bekleyen Ensar, uzaktan İslam'a omuz verenler, bize de gel ya Resulallah diyenler. Peki Resulullah onlarla ne yaptı? İlk icraat cami yaptı, mescit yaptı. Bu ne demek? Bu peygamberle yürümek isteyenler namazlarına baksınlar. 5 vakit namaz kılmadan Resulullah'la yürümez. Resulullah daha şurada dinleneyim. Biz uçakla geldik, yorulduk, otluyoruz, kufluyoruz ama uyuyalım, akşam biraz inç olalım diye. İnsanlara faydalı olalım diye. Ama Resulullah Aleyhisselam 450 kilometre dere sırtında yorgun argın gelmiş, ilk işi kerpiçler dökmüş ve Kuba Mescidini yapmış. Ramuna Vadisi'ne 14 günde bir ayda 2 mescid. Ramuna Vadisi'nde Cuma Mescidini yapmış. Allah Resulü. Demek ki Resulullah sizi Kuba'da Peygamber'e hoş geldin demek isteyenler, ablalar, anneler, cami sizi tanısın. Mescitler sizi tanısın. Mahallenizin camisi sizi tanısın. Orası sizin Kuba'nız olsun. Resulullah'la yapılmış mescit gibi bilin orasını ve Peygamberle kılınmış namazlarınız olsun. Her kıldığınız sünnet Resulullah'a kılınmış bir namazdır. Ben sözümü duayla bitiriyorum. Kısa bir dua ile bunca vaktinizi aldım. Bugün Hicri yılbaşı. Yarın inanıyorum ki hepiniz oruç tutacaksınız. İmkanı olanlar, müsait olanlar. Lütfen. Yeni yıl sizi oruçlu tanısın. 1430 Hicri yılı başlarken, ahirette hesap verilirken 1430 yılı dile geldiğinde ben bunu senenin ilk gününde oruçlu gördüm. Ya Rabbi desin. Yarını oruçlu geçirmeyi unutmayalım. Ve şimdi hep beraber Mevlana'nın diyarında hem onların önden gidenlerin, Efendimiz Aleyhisselam başta olmak üzere bütün ecdadımız için, insanlık için, Müslümanlara zulmeden yeryüzünün bugünkü firavunları, Nemrutları, Ebu Cehillerine karşı en büyük gücümüz dua ile, dua ile, slogan Müslümanı değil, dua Müslümanı. Seni Allah namazda görsün. Filistin'de ölen 225 kişiye canı yanan varsa bunun için, sadece bunun için abdest alın ve iki rekat en azından başlayarak kılabildiğiniz kadar namaz kılın ve o namazı oradaki Müslümanlara güç olsun diye yardım olarak gönderin. Hocam böyle bir şey olur mu? Vallahi biz Beyazıt Meydanı'nda çok bağırdık, çok bayrak yaptık. Bunlar da demokratik tepkiler. Ben bunlara itiraz etmiyorum. Genel olsun. Ama daha sünnete uygun olan يَا اَيْهَا الَّذِينَ اَعْمَنُ اُسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّ اللّٰهَ مَا الصَّابِرِينَ Ey müminler, Allah'tan yardım istiyorsanız namazla yardım isteyin, sabırla yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Onun için ben bu gece iki rekatta namaz kılmanızı istiyorum. Yani bu nafile bir namaz. Bu namaz falan namazı, filan namazı demiyorum. Müslümanlara yardım olsun diye. İhtiyaç namazı olarak kılın. Filistinlilere gönderilmek üzere kılın. Duanızın önüne sadakanız olsun diye kılın. Hadi buyurun Müslüman
dua adamıdır. Dua müminin silahıdır ve dua müminin vücuttaki iyi gibidir, beyni gibidir ibadetlerin. Hadi hep beraber kısa bir dua için ellerimizi alemlerin Rabbi olan Allah'a açalım. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetü lil muttaqin. Vel udvana illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rahmanu ya Rahim. Ya Hannan. Ya Mennan, Ya Deyyan, Ya Sübhan, Ya Gufran, Ya Settar, Ya Gaffar, Ya Bahhar, Ya Alim, Ya Aziz, Ya Allah, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Sabur. Allah'ım, el sana açılır ya Rabbi, dil sana yalvarır Allah'ım. Kulların senden ister ihtiyaçlarını bir mübarek Muharrem gecesinde, bir senenin başında sana geldik ya Rabbi. Şu Hazreti Mevlana Pir'in meydanında adına tertip edilmiş bu salonda Allah'ım ne olur? Biz bir yeni yıla hicreti anlatarak başladık. Hicri yılı bizim için geçen yıldan daha hayırlı eyle ya Rabbi. Evimiz için, ülkemiz için, Konya'mız için, alemi İslam için hayırların, güzelliklerin, bereketlerin, zaferlerin, dünyanın ve ahiretin bütün iyiliklerinin bu seneyi kapısı eyle ya Rabbi. Allah'ım evlerimize huzur ver ya Rabbi. Kazançlarımızı helal ve bereketli kıl ya Rabbi. Ülkemiz için, milletimiz için çalışanlara yardım eyle ya Rabbi. Hayırlı hizmetlerinde bütün kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Allah'ım ey alemlerin sahibi olan Allah'ım. Resulullah Aleyhisselam konuşmaya çalışır. Efendimiz Aleyhisselam'a layık bir yaşantımız yok ama gene de onun sevgisi için bir el işaretiyle binlerce Müslüman işte şuraya aşkına toplandı ya Rabbi. Hazreti Muhammed Mustafa'nın sevdasına koştular ya Rabbi. Bu kardeşlerimiz Resulullah'ı seviyorlar. Allah'ım dünyada adının etrafında toplandık, ahirette de cennet evinin etrafında toplanmayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Yerlerimizden kalkmadan önce bildiğimiz ve bilmediğimiz, bizim bile unuttuğumuz büyük küçük ne kadar ayıplarımız, kusurlarımız, günahlarımız, ibadet borçlarımız, hatalarımız ve noksanlarımız var ise ne olur ya Rabbi, okunan ezan ve Kur'an hürmetine bizlere affeyle ya Rabbi. Şuradan dağılmadan önce bağışlanmış olarak tertemiz, günahsız olarak yeni bir yıla girmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bizi Yahudilere ve Hristiyanlara benzeyenlerden etme ya Rabbi. Yeryüzünde, Filistin'de, Çeçenistan'da, Doğu Türkistan'da, Afganistan'da, Irak'ta, Somali'de, Eritre'de, Cibuti'de, Filipinler'de, Tayland'da, dünyanın dört bir yerinde ezilen, üzülen, şehit edilen, kolu bacağı kırılan Müslüman kardeşlerimiz var. Allah'ım, Resulullah Aleyhisselam bir duvarın tuğlaları gibidir demişti. Bir vücudun azaları gibidir demişti. Biz görevimizi yapamadık ya Rabbi. Suçluyum, ayağa kalktım. İtiraf ediyorum Allah'ım. Ben bana düşeni yapamadım Allah'ım. Mahcubum. Kardeşlerim
kolu bacağı kırılan kardeşlerim evinde çoluğuyla çocuğuyla akşam yemeği yemek için sofraya oturmuş. Mislimli kardeşim tepesine bomba yağdığında kardeşlerim gelirler mi diye, çocuklarını kurtarırlar mı diye boş boş beni aramıştı gözleri. Gidemedim Allah'ım. Dünya beni kalbimden, ayağımdan, beynimden, midemden yakalamış. Ya Rabbi, biz gidemedik. Allah'ım, ellerimizi açtık. Günahkar halimizde suçumuzu itiraf ederek senden yardım diliyoruz. Bize bakma. Ne olur o Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Yardım et Allah'ım. Eğer onlar huzurunda davacı olurlarsa bizden, hiç değilse dua bile edemezsek, hiç değilse onlara gönderilmiş iki rekat namazımız olmazsa, mahşer meydanında o küçücük hayatı görememiş kundaktaki ölen bebekler, yaşlı anneler, ablalar, çoluğunu, çocuğunu, saçını tarayıp gelinlik etmek için hazırlayan evdeki bacılar, hepsi İzan'ın başına toplandığında babasıyla ekmek almak için bakkala çıkmış çocuk dünyanın gözünün önünde birkaç yıl önce gözümüzün içine baka baka parmağını sallıyordu. Müslümanlar gelecekler diyordu. Gidemedik Allah. Ya Rabbi, onlar mahşer günü, hesap günü, din günü benden damacı olurlarsa beni ne namazım, ne haccım, ne orucum, ne ibadetlerim kurtarmaz. Mazlumun ahı indirir şahı demişler. Allah'ım, o kardeşlerime şimdilik dua gönderebiliyorum. İki rekat namaz gönderebiliyorum. Oruçlarımın sevabını göndereceğim. Onlara güç olsun diye. Ve dudaklarında her ne kadar samimiyetsiz de olsa, her ne kadar kirli bir yaşantım da olsa, dudaklarında o kardeşlerim için içimden gelen şu duayı yapıyorum. Allahümme izzel İslam ve Müslümin. Allah'ım, Müslümanlara izzet ve şeref ver ya Rabbi. Dinimizin, namusumuzun, ülkemizin, milletimizin, hürriyetimizin ve imanımızın, inancımızın düşmanlarını kahroperişan eyle ya Rabbi. Allah'ım, peygamber öldürmeyi meslek etmiş, Zekeriya Aleyhisselam'ı ağaç kolunda kesmiş, Hazreti Meryem annemize iftiralar atmış, gözü dönmüş, maymuna, domuza çevrilmiş, dalalete düşmüş, kasaba uğramış toplumların şerrinden sen ümmeti Muhammed muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım, ya Rabbi, bizi peygamberine, kitabına, sana ihanet edenlerden etme ya Rabbi. Bizi Allah'ın ayetlerini işitip iman edip itaat eden kullarından eyle ya Rabbi. Allah'ım, dünyanın güzelliklerini kalplerimize doldur ya Rabbi. Ahiretin iyiliklerini de nasip eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Merhum, mağfur Hazreti Mevlana pirimizden, Sadreddin Konevi Hazretlerine, Ali Ulu Kurucu Hocam'dan, Hoca Ülü İslami Hazretlerine ve benim daha bilmediğim bu topraklarda yatan ne kadar Allah dostu varsa, ki pek çok sahabenin de buralarda yattığı rivayet edilmiştir. Zeki Soyak hocamsa, dinim için alın ter dökmüş, yürek gayreti ortaya koymuş bütün büyüklerimize bu gece hürmetine kalben rahmet eyle ya Rabbi. Şefaat imkanı olanların şefaatlerini burada büyük küçük kadın erkek herkese nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım, ya Rabbi, amin diyen şu kardeşlerimizin ailelerinden hiç kimseyi cehenneme sokma ya Rabbi. Soy ağacımıza, Hazreti Adem babamıza varıncaya kadar
Havva annemize varıncaya kadar, benim babamdan başlayarak, senin babandan başlayarak, şu cemaatin anne babasından başlayarak, soy ağacınız Adem babanıza varıncaya kadar, ne kadar kadın erkek kendi zamanının peygamberine iman etmiş geçmişleriniz varsa, şu gece ruhlar ayağa kalktılar. O okunan Mehmet Emin hocamızın Medine ezanını ve Hafız ağabeyimizin başta okuduğu miftah olmuş, kapı olmuş Kur'an-ı Kerim'in cümlesine Rabbim ikram eylesin. Bunların hepsini kabir azabı çekenler varsa bu gece hürmetine affeylesin. Onlar ve bizleri cennette yeniden akraba eylesin. Allah soyumuzdan bugünden sonra kıyamete kadar dinsiz, imansız, Allah düşmanı, peygamber düşmanı çıkarma ya Rabbi. Allah'ım ülkemize huzur, birlik ve beraberlik ver ya Rabbi. Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Dünyanın mazlumlarına imdat eyle ya Rabbi. Gecemizi, dünümüzü, bugünümüzü, yarınımızı, dünyamızı, ahiretimizi hayırlarla doldur ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin şerlerinden hepimizi koru ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için tüm gelmiş geçmişlerimizin, ülkemizde terör belasına kurban gitmiş güvenlik kuvvetlerimiz, askerlerimiz, polislerimiz, çocuklarımız, bütün görevi başında şehit olan kardeşlerimiz ve dünyada başta Irak, Filistin, Çeçenistan olmak üzere bütün şehit kardeşlerimizin ruhları için Hazreti Adem babamızdan şu güne kadar gelmiş geçmiş kâf-ı yehli iman, ehl-i İslam'ın vahiy için Allah rızası için El-Fatiha.